Sesli Öyküler. Anıt. Yazan Varlık Ergen. Seslendirenler Varlık, Melek Su, Ulaş Ali. Sizlere gerçeği nasıl anlatmamız gerektiğini bilemiyorum. İki güzel çocuk yavaş yavaş gözden kaybolurken kendi geçmişimizin karanlığıyla boğuşmayı göze alabilir miydik? Elbette kudretli yaratıcı bilincimiz bunu başaramadı. Yaratım ediminin sahibi olmak böyle bir şeydi. Zayıf ve bitkin varlıkların bir anda yok olmasına aldırmamaktı belki de. Her şeyden önce yaşadığımız bu pişmanlıktan artık bir geri dönüşün söz konusu olmadığını belirtmek istiyorum. Sizlere onları anlatmak istiyorum. Onların zarif ışıltısını. Abla, annem nereye gitti? Neden gelmedi? Bilmiyorum kardeşim. Beni burada bekleyin dedi. Biraz daha bekleyelim. Ama benim karnım acıktı. Hem havada kayarmaya başladı. Artık akşam mı uyuyor? Akşam olmak üzere kardeşim. Az daha bekleyelim, olur mu? Peki annem gelmezse ne yapacağız? Geri dönüş yolunu biliyor musun? Pek değil ama buluruz bir şekilde. İki küçük çocuğun derin yalnızlığını henüz anlayacak bir erdeme sahip değildik. Bağışlasınlar bizi. Orada, boşlukta gezinmekte olan bu yabancı gezegen öylesine güzeldi ki ona sahip olmak dışında bir şey düşünemezdik. Abi ya, ben üşüyorum. Ben de üşüyorum kardeşim. Abi ya, ben korkuyorum. Annemi arayayım ya da çevreye gidelim. Doğru söylüyorsun. Hadi hava kararmadan ağaç evleri bulalım. Abi ya, ağaç evleri bulabilecek miyiz? Buluruz. Şimdi elimden tut, şuradan geçmeye çalışalım. Sık çalılıklar arasında ilerlediler. Dikenlerin ve kuru ağaç dallarının çiziklerle kanattığı bu iki küçük beden, ağaç evleri ararken bizler de amaçlarımız doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamlamış olmanın verdiği hazla kendimizden geçmiştik. Her şey çok kolay olacaktı. Çok yoruldum. Biraz dinlenelim ne oluyor? Az kaldı. Şu açıklıkta dinleniriz. Kuru dalların hışırtısı ve sık ağaçların görkemli hüznü altında iki küçük beden zorlukla ilerliyordu. Yıkık dökük bir tapınağın içinde nefeslendiler. Abi ya, burası neresi? Eskiden burada tiyatro yaparlarmış. Şimdi neden yapmıyorlar ki? Artık büyük şehirlerde yapılıyor, buralarda değil. Abi ya, susadı. Ben de susadım. Dayanmalısın. Hadi kalk, biraz daha yürüyelim. Milyonlarcasına ecel olduk. Binlerce öykü biriktirdik haznemizde. Yüzyıllarca anlamadık. Anlayamadık hiçbirisini. O keskin korunaksızlığın sahiplerini birer birer yok ettik. Ediyorlar. Sessiz ol dedim. Gel benimle. Olmaz, çabuk çabuk geri dönmeyiz. Bizi yakalayacaklar. Anne. Anne. Bu acı yakarış ele verdi onları. Bir çırpıda yok oldular. Bizim zaman algımıza göre belki de hiç yaşamadılar. Öylesine kısaydı ki ömürleri, onları anlamamız için
yüzlerce yıl geçmesi gerekiyordu. Bugün burada gezegene gelişimizin 1000. yılı için toplandık. Gezegen eskisinden daha da yeşil artık. Yepyeni bitki türleri yarattık. Yepyeni canlılar. Tam 1000 yıl geçti üzerinden, o zayıf ırkı yok ettik. Ancak onlardan kalanlarla öğrendik kutsamayı ve yüce olmayı. Onlar için bu iki küçük anıtı kabul görmelisiniz. Burası uygarlığımızın üst merkezi Olimpos, onlarla daha bir anlamlı olacak. Birlikte karanlığa yürüyen bu iki küçük anıt, bu gezegenin gerçek sahiplerini hatırlatacak bizlere. Şimdi el ele tutuşun ve gözlerinizi kapatıp onları yaşatın.